Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum nöroşirurji yani beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Talat Kırış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Söyleyebildim mi kelimeyi Talat Bey? Ne diyorsunuz? Evet çok güzel söylediniz. Çok başarılıydı. Aslında benim için daha zor. Ben V'leri söyleyemediğim için bütün hayatım ne kadar bu zor. Kelimeyle evet baş etmekle geçti. Evet ve kendi isminizde de var yani soyadınızda evet, sonuçta. Maalesef ne yapalım? Ne yapalım ama beyin cerrahı diye tanımlayabiliyoruz sizi değil mi? Evet beyin, sinir ve omurilik cerrahı. Evet. Benim bilmediğim bir alan. Aslında onu da söylemek isterim. Nasıl Olunur'un sadık dinleyicileri her seferinde diyorlar ki Nile Hanım çok meraklısınız, ilgilisiniz. Niye mesela bir bilim kadını yok? Niye doktor yok? Siz de meraklısınız görüyoruz diyorlar ama bunun için yok. Çünkü sizin dallarınızı çok anlamadığım için nasıl soru sorabileceğimi de bilemiyorum. Mesela dün Talat Bey'le biz bir konuştuk. Konuşurken bel fıtığı ameliyatından bahsediyordu. Ya beyin cerrahı bel fıtığı ameliyatı da mı yapıyordu gibi çok basit muhtemelen bilenler için soru sordum mesela değil mi? Yani aslında siz sinirle ilgili her şeyde varsınız aslında. Tabii yani bedenin her yerindeki sinir dokusu bizim işimizin bir parçası. Dolayısıyla aslında eskiden yani cerrahinin ilk başladığı yıllardaki genel cerrahlar gibiyiz biz. Yani vücuttaki her yerde ameliyat yapabiliyoruz. Hmm. İşte ekstremiteleri de yani kolu bacağı da açabiliyoruz. Karnı da açabiliyoruz. Göğüs kafesini de açabiliyoruz. Çünkü bir şekilde bizimle ilgili yapılar, anatomik yapılar orada bulunduğu için. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ben ağırlıklı olarak beyin cerrahiyim yani. Beyin tümörleri, işte beyin damar hastalıkları onlarla uğraşıyorum. Hı hı. Ya peki kimseye sormadığım bir soru aslında bu. Birini ölümden kurtarmak nasıl bir his? Yani bu iki taraflı tabii. O müthiş bir his. Yani bu mesleği çekilir kılan, yapılır kılan en önemli mesele bu. Hı hı. Ben öğrencilerime ders anlatırken hep şunu söylerim, doktor olmak mutlaka birini hayatını yani havuza düşmüş boğuluyor havuzdan çekip almak gibi bir kurtarmak demek değil. Örneğin diyabetle ilgili bir doktor olursunuz. Tabii ki hastalarınızı tedavi ederek uzun vadede kurtarırsınız ama ölmekte olan bir insanı kurtarmak bu başka bir duygu gerçekten. Hı hı. Ama bunun tersi de var. Aslında sapasağlam duran ama baktığınız zaman kafasında kocaman bir tümör var ve yani ölmek üzere olan ama sizle konuştuğu anda son derece normal bir insan. Ameliyatı alıp da o ameliyattan hasta sakat çıktığı zaman da bunun da tabii vicdani olarak son derece büyük ağırlığı oluyor. Hı hı. Ya da ameliyatta bir hasta kaybederseniz. Evet, Allah'tan ki çok nadir oluyor böyle şeyler. Sizinle ilgili bakarken de hayatımı kurtaran doktor gibi cümleler görüyorum. Yani cerrahlarda öyle cümleler daha çok oluyor galiba. Tabii bunu söylerken yani yanlış anlaşılmak istemem. Ben ne tıbbın herhangi bir branşını ne de herhangi bir mesleği kategorize edip birini öbüründen daha üstün tutarım. Hı hı. Hepsi saygıdeğerdir benim için. Bizde böyle bir durum var. Yani beyin dediğiniz anda insanlar gerçekten bir beyin ameliyatıyla karşılaştıkları anda bir dehşete kapılıyorlar ve sonra da beyin cerrahı olmak istedim. Yani doktor olmak istemedim aslında. Hani bir şekilde beyin cerrahisine giremeseydim ya da yani öyle bir sıkıntı olsaydı herhalde doktorluk yapmazdım. Nasıl bir okuma yolu seçtiniz? Yani mesela 7 yaşında buna karar verdiniz de okuma çizginizi ona göre kendiniz mi planladınız? Yani tabii ortaokul, lisede
yani bunu istiyordum ama zaten çalışkan bir öğrenciydim. Ben çok meraklı bir insanım, yani öğrenme merakım var. Hı-hı. Her şeye karşı büyük bir merak içindeyim. Onun için yani çalışkanlığı da öyle bir çalışkanlık olarak düşünmenizi isterim. Yani hani inek öğrenci olarak değil de gerçekten yani ne bileyim İç Anadolu'da üretilen tarımsal ürünleri de merak ediyorum. İşte dünyanın en uzun nehrini de, matematikteki logaritmiki işte denklemleri de, öyle bir merakım vardı. Bir süre öyle geçti ama biyolojiye ve kimyaya özellikle ilgi duyduğumu hatırlıyorum. Sonra tıp fakültesine girdiğim andan itibaren beyin cerrahisine gittim. Yani birinci sınıftan itibaren beyin cerrahisi kliniğinde nöbet tutmaya başladım. İşte yazları çalıştım yurt içinde ya da yurt dışındaki kliniklerde. Yani hep iç içe oldum. Doğrusu bütün üniversite hayatım, tıp hayatım, tıbbi hayatım beyin cerrahisiyle iç içe geçti. Yani başka bir şey benim için söz konusu değildi. Doğrusu. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Yani belki bana sordukları zaman öğrencilerim bunu tavsiye etmiyorum. Yani bu içinizde olsun ama önce genel tıbbı da çok iyi öğrenin diyorum. Ama ben öyle bir yol seçmedim ben. Yani öğrenciyken ufak tefek işler yapmaya başlamıştım. Nöbetlerde öyle söyledim. Siz böyle 6 yıl okudunuz, sonra 6 yıl ihtisas var. Yani 6 yıl okudunuz derken tıptan sonrasını kastediyorum tabii doğru, ki. Doğru, sonra ihtisas doğru. Yine 6 yıl var. Bir yılda üst ihtisas var. İhtisas yaptım 13 ben Amerika'da. Evet, 13 evet. Yıl bir okuma durumu var galiba, değil mi? Doğru, doğru. Yani tıp zorlu bir iş. Beyin cerrahisi ihtisası en uzun olan alandır. Şimdi her ne kadar 5 seneye düşürüldüyse de Türkiye'de hala daha birçok klinik tıpta uzmanlık öğrencilerine 6 senede ihtisas vermeyi tercih ediyor. Yani bir şekilde uzatılıyor ihtisaslar. Çünkü 5 senenin yeterli olduğunu düşünmüyorum ben de. Bunu öğrenmek için zaten rotasyonlar oluyor arada. Dolayısıyla 6 sene iyi bir zaman. Bir senede ben Amerika'da üst ihtisas yaptım dediğiniz gibi. Beyin tümörleri ve beyin damar hastalıkları üzerine, ama şöyle söyleyeyim, yani bütün bunlardan sonra bir gene 7-8 yıl belki 10 yıl çalıştıktan sonra bir şeyler oturuyor. Yani o kadar uzun bir süreç. Evet, ne kadar vaka gördünüz, ne kadar o işi yaptığınızla ilgili herhalde muhtemelen gelişiyor. Tabii yani ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde, yani halk arasında çapa olarak geçen İstanbul Tıp Fakültesi'nde hem okudum hem ihtisasımı yaptım. Dolayısıyla şanslıydım. Hem çok iyi bir nörolojik kliniği hem de çok fazla sayıda hasta görme imkanımız oldu. Bizim acilimiz çok yoğun geçerdi. Yani o kadar fazla beyin cerrahisi kliniği de yoktu ve biz asla kata hasta reddetmezdik. Yani bizim acile gelip de başka bir yere sevk edilen hasta olmazdı. Dolayısıyla yani neredeyse her akşam biz ameliyat yapardık her nöbette ki işte 3 günde bir, 2 günde bir nöbet tuttuğumuzu düşünebilirsiniz. Wow. 6 yıl boyunca. Wow. Yani bayağı çok. Peki bir doktorun çalışma saati azalıyor mu acaba bir yaştan sonra, bir mevkiden sonra? Bilemedim ama neye göredir o? Onu ummuştum ama maalesef öyle olmadı. Şu anda da neredeyse yani asistanlığımdaki kadar çalışıyorum diyebilirim. Üstüne üstlük yani hasta görme ve ameliyat yapmanın ötesinde bir de akademik sorumluluk biniyor. Ben senede en az 60-70 tane, belki daha fazla konuşma yapıyorum. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde ve tabii Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Şimdi bu Zoom'a döndü ama pandemiden önceki yıldan mesela Çin'e, Hindistan'a, Amerika'ya,
İtalya'ya, birçok ülkeye gitmiştim son 6 ayda. Hı. Ve bu konuşmalar işte daha çok kendi uğraştığım alanla ilgili. Ameliyat videolarımı gösteriyorum. Bir takım teknikleri, kendi taktiklerimi, ipuçlarını söylüyorum. Zaten belli bir zaman sonra hani dünyada işte böyle konuşup dolaşıp bunları anlatan belli sayıda insanlar vardır ve sizi davet ederler yani. Hani ayrıca da ben Dünya Nöroşirurji Dernekleri Federasyonu'nun Beyin Damar Hastalıkları Komitesi'nin başkanıyım. Bunun da getirdiği yükümlülüklerim var. Mesela gene pandemiden önce Afrika'yla çok uğraşıyorduk. Afrika'daki beyin cerrahlarını eğitmek için. İşte Afrika'ya gidip geliyordum. Tümör neden olur? Bunu bana hastalarım da soruyor. Ben de onlara diyorum ki bunu bilsem Nobel ödülünü alırım diyorum. Tabii ki bildiğimiz şeyler var. Yani mesela radyasyona maruz kalmak tümör oluşumunda bir nedendir. Ama şöyle söyleyeyim. İnsan vücudunda kanserleşme eğiliminde olan hücreler vardır ve insan vücudunun buna karşı bir savunma sistemi vardır. Bu böyle bir denge içindeyiz. Yani diyelim ki günde 15-20 tane kanser hücresi çıkar vücudumuzda ve savunma sistemimizde onları yok eder. Ama bir noktada işte aradan bir tanesini yok edemiyor. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Mesela sigara bunlardan biri. Sigara o savunma sistemini zayıflatıyor ve akciğer kanseri sıklığı artıyor. Ve böylece bir tümör oluşuyor. Ama tabii tümörlerin selim olanları var, habis olanları var. Bu apayrı bir konu. Ya ne kadar enteresan ve ne kadar bilinmez bir dünya. İnsan bakmak bile istemiyor yani, hiç düşünmek bile istemiyor ama sonuçta hayatta karşılaştığında da böyle bir vaka. Sıkıntılı bir şey yani. Benim işimin teknik yanının zorluğu kadar böyle bir durumla karşılaşan insanlara bunu anlatmak, bunu anlamalarını sağlamak esas bana zor geliyor. Düşünün ki arkadaşlarınızla işte güzel bir akşam geçirmişsiniz, yemek yemişsiniz, ertesi gün biraz başınız ağrıyor, biraz kusuyorsunuz, bir şeyler oluyor veya bir nedenle kafanızı çarpıyorsunuz, gidiyorsunuz bir film çektiriyorsunuz ve diyorlar ki beyninizde tümör var. Hep işte panik halinde benim odama geliyor insanlar bu şekilde ve tabii onlara o durumu anlatmak, o durumda nasıl baş edeceğiz, işte nasıl uğraşacağız hep beraber. O işin en zor kısmı o bence. Ya da çocuğunda tümör çıkıyor mesela. Tabii. O daha da zor tabii. Ailelere onu anlatabilmek işte. Yani bizim işimizin hani teknik olarak yaptığımız zorluğundan çok bana bu yönü daha zor geliyor. Ya bir de şey diyemiyorsunuz herhalde. Mesela kanserle karşılaştırarak anlattınız ya biraz, kanserden yola çıkarak tümörü, evet, hücreler bazında. Mesela kansere karşı işte biraz daha stressiz bir yaşam, oksijen, doğru beslenme, doğru uyuma gibi şeyler önerilir ya. Ama tümörün nedenini bilmediğinize göre böyle direkt uyarılar da yapamıyorsunuz. Şimdi siz bunu söyleyince... Şimdi tıbbın bir amacı da yani bir an evvel insanları iyileştirip modern hayata geri göndermektir, yani çalışma hayatına. Bunun yanlış bir yanı da vardır, çünkü biz bunu tıp öğrencisiyken, o zaman Yeni Gündem diye bir dergi çıkardı, 5. sınıftayken bu yönde bir eleştiri, yani tıbbı eleştiri olarak yazmıştık bunu. Tam da dediğiniz gibi aslında insanları hastalandırıcı ortamlar var ama nasıl diyeceksiniz ki ya sen işte çalışma, iş yerinde amirinle sana mobbing yapıyorsa işte ona gerekli cevabı ver, hiç canını sıkma. Bunları diyemiyoruz. Ya da işte güneş gören, aydınlık bir evde otur mutlaka. İşte bol oksijen al, deniz kenarında bir saat yürü. Yani bu mümkün olmuyor herkes için tabii ki. Sonuçta insanın bağışıklık sistemi yani
birçok şeyle ilintili. Bunun içinde stresin az olması, doğaya yakın olmak var yani. Hani bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kafanın dingin olması, huzurlu olmak. Ama maalesef öyle bir hayat çok zor yani. Hele Türkiye'de değil mi? Siz tam onu söyleyecektim şimdi. Tabii maalesef. Bir de siz hiç dokunmadan da edemiyorsunuz. Yani konuşmalarınızı da dinledim. İşte zaten T24'te haftalık mı yazıyorsunuz o yazıları? Ya şöyle bir yılda 50 yazı yazmışım. Yani aşağı yukarı haftalık oluyor galiba. Yani hı-hı, öyle bir mecburiyet yok karşılıklı olarak ama yazmaya çalışıyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü o T24 benim de çok sevdiğim bir mecra oldu. Hem işte Doğan Bey de yöneticisi, genel yayın yönetmeni vesaire. O da beni çok cesaretlendiriyor yazmam için. Hem yani birdenbire ben de beklemediğim kadar okuyucuya sahip oldum. Çok böyle geri dönüşler alıyorum. Aynı zamanda da yani bir yani ülkeye karşı da bir aydın sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yanlış gördüğüm şeyleri eleştirmenin. Yani ama doğrusunu isterseniz gündemden çok farklı şeyler yazmak amacıyla başlamıştım. İşte denizden bahsetmek, denizcilerden, işte farklı kitaplardan ama zaman zaman gündeme dalıyorum. İşte hepimiz öyle başladık Talat Bey. Yani evet, hepimiz daha başka şeylerden bahsedelim. Hayattan, sergilerden, yemeklerden, güzel şeylerden aynen, diye başlayayım. Aynen. Sonra çünkü işte demin dediniz ya tarım. Hani ben İç Anadolu'daki bilmem neyi de merak ediyorum diye. Artık tarım da siyasetle ilgili oldu. Ondan sonra ağaçlar da işte geyikler de işte avlanma yapmayın. Kadın meselesi de o da bu da yani her şeyi nasıl kaçacaksınız. Yani her gün bir tane kadının öldürüldüğü bir ülkede yani bundan uzak durmak mümkün değil yani hiçbir şekilde. Eyvah benim köpeğimin sesleri geliyor. Kusura bakmayın benim çok tatlı bir tabu isimli labradorum var. Arada bir böyle havla. Tamam havlasın canım. Bu arada sizin denizciliğiniz de var değil mi? Yani seviyorum denizi. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde bir 15-20 yıldır yapıyorum denizcilik. Önce işte tekne kiralayarak başladı. Sonra kendi teknem de oldu. Sonra fırsat buldukça çıkıyorum. Yani epeyce yelken yaptım yani dünyanın çeşitli yerlerinde. Akdeniz'de Ege'yi tırım tırım gezdim diyebilirim. Antarktika'ya gittim. Oh ne güzel. Grönland'da kano yaptım. Kuzey Kutup Dairesi'ni kanoyla geçtim. Yani bir maceraya karşı da bir merakım var. Macerayı seviyorum. Kutup taraflarını yani yüksek enlemleri çok seviyorum. Yani umarım hep gönlümde var. Tekrar gitmek istiyorum. Hatta bu sefer kendi teknemle gitmek istiyorum. Kısmet olursa. Peki bunu ne zaman yapıyorsunuz? Yani fırsat buldukça yani insan çok yani güçlü bir yaratık aslına bakarsanız ve istemesi lazım. İstediği zaman her şeyi yapar. Ya çünkü yani. Bazen 9-10 saat süren ameliyatlar oluyordur muhtemelen. Doğru. Şimdi orada hep merak ederim. Bir beyin cerrahı ekibiyle nasıl çalışır? Yani mesela tuvalete gitmeniz gerekiyor. Acıkıyorsunuz. Ya, bu garip bir soru olabilir ama dışarıdan hiç bilmeyen insan için gerçekten çok merak edilebilecek basit bir soru. O zaman ne yapıyorsunuz? Yani orada herhalde bir dur tuşuna basamıyorsunuz değil mi? Yani şöyle, ya ben başından beri yani ameliyatımı yarım bırakmam. Yani başından işte, sonuna. 30 yılda belki bir defa, iki defa çıktığım olmuştur. Ama bir tane çok komik çıkma hikayem var ameliyattan. Onu anlatayım isterseniz birazdan. Önce sorunuza cevap vereyim.
Ben ameliyata başlamadan mutlaka tuvalete giderim ve iki yudum su içerim. O bana yeter yani. 10 saatte, 20 saatte sürse. Zaten çok güçlü bir adrenalin deşarjı oluyor ve hani oraya konsantre olursun. Ama ben böyleyim yani. Mola veren cerrahlar var. Hani devene de niye mola verdin demem. Hani bu bir yaklaşım meselesi. Ama ben başımdan sonuna yaparım. Bir de şimdi teknoloji gelişti yani. Eskiden hakikaten yani 20 saat, 24 saat ameliyatlar yapıyorduk. Şimdi yani %90 benim ameliyatlarım sabah 8'de başlarım. 1'de 2'de biter. Yani nadiren böyle 5-6'lara uzanır. Hem aletler gelişti. Yani mesela kafayı açmak eskiden uzun sürerdi. Tek tek deliktelerdik, aralarını birleştirdik. Şimdi hep motorlar var. Çok çabuk oluyor. Ameliyattan çıkma hikayesini anlatayım, o komik. Tabii. Beni Havana'ya davet etmişlerdi. Küba'da ameliyat yaptım. İki tane ameliyat yaptım. Birinci gün gayet iyi. İşte bir damar anevrizma dediğimiz baloncuydu. İkincisi de bir tümör. Tabii akşam yemeğe götürdüler ve acayip yemekler yedirdiler. Ve ertesi gün ameliyatta hiç başıma gelmedik bir şey geldi. Ve yani gastroenterit oldum. Ve dayanamıyorum yani. Hani ve onlarca insan seyrediyor ameliyatta. Hiç olmayan bir şey ama yapacak bir şey yok yani, mümkün değil yapmam yani. Ve orada işte bana asiste eden uzmana dedim ki yani ben 2 dakika çıkmak zorundayım. Ama tabii orası bir sosyalist ülke olduğu için doktorlar ayrılmış, bir tuvalet de yok. Ben gittim ve bir kuyruğa girdim. Tabii hastalar da aynı kuyruktalar, bir tane tuvalet. Neyse yani sonunda tekrar ameliyatıma geri dönebildim ama hani bütün hayatımda belki de tek ameliyattan çıkıp işte bir 15 dakika falan sonra, 20 dakika sonra dönebildiğim zamandır. Ve orada olması. Peki Küba'da hep doktorlar çok 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 iyi derler. Niye siz buradan oraya gidiyorsunuz özellikle? Ama beyin cerrahisi biraz farklı tabii yani. Küba çok başarılı ama daha çok halk sağlığı, aşı, kanser, onkolojik tedavide. Bu ben özel bir teknik vardı. O tekniği öğrenmek istiyorlardı. Bu yeni bir teknoloji, yeni bir mikroskop. O tekniği de ben başından beri kullanıyorum. Gelişmesine de katkım olmuştu. Yani onu onlara anlatmak, göstermek için gitmiştim. Vay canına. Ne kadar güzel ya, Türkiye'den işte Küba'ya doktor gittiğini öğrenmiş oldum. Güzelmiş yani. Havana'da ameliyat yaptı. Evet, hayatımın en güzel anlarından biridir. Peki Talat Bey, diyorlar ki işte profesör doktor bilmem kime bir tanıdık bulduk, şimdi ona da göstereceğiz. Böyle de bir cümle var değil mi? Tanıdıklıkla birine ulaşmak gibi. Size de oluyor mu öyle? Tabii tabii ya, bu aslında bu bir Türkiye gerçeği yani. Bu Almanya'da, Amerika'da falan, İngiltere'de böyle bir şey olmaz yani. Asla olmaz böyle bir şey. Ama bizde işler böyle yürüyor. Aslında bunun güzel bir yanı da var yani. Bana isteyen herkes ulaşabilir bir şekilde yani. Günde en az 7-8 tane mesela ben CD bakıyorum, bana yolluyorlar. Bunun içinde yurt dışından gelenler de var, yurt içinden gelenler de var. İşte ben onu dilim döndüğünce fikrimi söylüyorum. Hani ameliyat olacaksa işte ben onu eğer benim yapmam söz konusu olacaksa ben üstleniyorum. Yok ben çünkü şu anda özel çalışıyorum ama İşte Koç Üniversitesi'nde de çalışıyorum. Yani bir üniversite ayağım da var. Veya başka bir arkadaşıma yönlendiriyorum. Veya başka bir şehirden geliyorsa o şehirdeki bir arkadaşıma öneriyorum. Hani buraya kadar gelmeyin. Orada da olabilirsiniz. Ama tabii insanlar da hep hani bir şey yapın. İşte isteği oluyor. Yetişmeye çalışıyorum. Yani işte ben her sene 100-150 tane ameliyat yapabiliyorum. Daha fazla yapamıyorum yani, o kadar kapasite. Tabii yani bir günde iki ameliyat olabiliyor mu?
Nadiren oluyor ama ben genelde büyük ameliyatlar yaptığım için bir günde bir ameliyat. Çünkü bizim ameliyatlarımız büyük ameliyatlar, uzun ameliyatlar. Hı hı. Yani hani iki tane büyük ameliyat benim için de hasta için de çok cazip değil ama yani bazen bir beyin tümörü, bir bel fıtığı olabilir ama iki tane üst üste beyin tümörü o biraz yorucu oluyor yani. Ama gün aşırı bir ameliyat gibi zaten bir yılda söylediğiniz rakam 365'e gidersek yani. Öyle oluyor tabii oluyor yani aşağı yukarı. Az da bir şey değil yani. Değil yani baktığınız zaman ama hani daha fazla yapanlar var dünyada. Mesela benim Amerika'daki hocam çok daha fazlasını yapardı ama o bir sistem kurmuştu ve yani ameliyatın küçük bir bölümünü kendi yapıyordu. Yani bir sürü işte fellowları oluyordu. Onlar ameliyatın çok büyük bölümünü yapıyorlar. O da gelip şöyle bir işte 15 dakika orada kalıyordu. Bir ameliyathaneden bir ameliyata geçiş yapıyordu. Yani ben öyle değilim yani. Ben başından sonuna kadar kendim yaparım. Peki böyle ilginç bulduğunuz ve özellikle ben bu ameliyatı yapayım dediğiniz vakalar oluyor mu? O özellikle eskiden daha çok oluyordu. Hani öğrenmek için para, üstüne para verip de ben yapsam falan. şimdi tabii yani yapılabilecek bütün ameliyatları yaptım fazla. yani kendi ilgilendiğim, uğraştığım işleri severek yapıyorum. Aslında zaten hep çok zor vakalar geliyor bana. Çok uzun zamandır. Genelde herkesin yapmak istemeyeceği, uğraşmadığı diyeyim. Hep onlarla uğraşıyorum. Aslında yani inanın bir hastadan bir film isterken inşallah bir şey çıkmaz diyorum. Bana gelip başka hasta, tabii başka doktorları da dolaşıyor insanlar haklı olarak. Yani hani başka bir yere giderse de hiç üzülmem diyorum. Yani sonuçta hep çok zor işler çünkü. Yani en ufak bir komplikasyonda çok canım sıkılıyor, üzülüyorum. Elimden geleni yapıyorum ama yani ister istemez cerrahide var yani komplikasyon. Peki bir ameliyatı yaptıktan sonra hemen bittikten sonra tamam çok iyi geçti diyorsunuz ama hastanın uyanması mı beklenir mesela? Beyinde öyleymiştir gibi düşünüyorum ben. Evet. Yani şöyle ben hastam uyanmadan ameliyathaneden çıkmam prensip olarak. Hasta ameliyata girerken benim yüzümü görür. Yani ve uyandığında da ilk gene benim yüzümü görür. Yani anestezisti görür tabii de. Anestezisten sonra beni görür. Ama o süreç çok sıkıntılıdır. Yani çünkü hani kolunu çekecek mi, bacağını çekecek mi, konuşacak mı, işte gözü görecek mi? Onların hepsi olana kadar öyle yüreğiniz sıkışır. Bazen uyanır bir tarafı felçtir ama birkaç saat içinde düzelir. Bazen bir iki gün içinde, bazen bir iki ay içinde düzelir. Ve o tabii o süreç çok sıkıntılıdır, bazen de düzelmez. Yani onun için çok kritik yani o kararları vermek. İşte biraz daha tümör alayım ama o zaman bir tarafı felç olabilir. İşte ama almazsam da tümör kalacak. İşte hep o büyük bir şey bizim. Beyin cerrahisinin zorluğu o yani. Çünkü başka hiçbir alanda bu kadar yani dramatik olarak hasta uyandığı zaman bir kaybı yaşamaz bizim alanımız gibi. Ya peki benim böyle beyinle en yakın alakam biraz Oliver Sacks okumak. O cerrah değil. Evet değil. Nörolog. Evet nörolog. Mesela onun kitaplarından çok bir şeyler biliyorum işte. Yani ne biliyorsam ondan biliyorum öyle söyleyeyim. Mesela Karısını Şapka Sanan Adam benim en sevdiğim kitaplardan biridir. O da Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkma bu arada merak eden olursa. Mesela orada çok enteresan vakalar anlatır. Çok da iyi gözlemci bir doktor olarak nedir işte
karakter değiştiren insanlar. Mesela çok nazik olduğunu bildiğiniz bilmem ne hanım birden küfür etmeye başlıyor, kabalaşıyor, sinirli bir insan oluyor. Bunlar biraz nörolojiyle ilgili şeylermiş aslında. Siz de böyle şeyler görür müsünüz? Yani tümörlerle özellikle tabii, ilgilisiniz tabii. Ama böyle vakalar görür müsünüz? Merak ettim. Ya, beynin belli bölgelerinin belli görevleri var. Tabii daha hepsini tamamen anladığımız söylenemez. Yani beynin birçok fonksiyonunu bilmiyoruz. Hı hı. Ama bir örnek vereyim size. 2 yıl oldu herhalde bir hanımefendiye ameliyat ettim. Bir öğretmen hanım. Çok yani saygılı, işte durması, oturması kibar bir hanımefendi. Ve yani bir küçük portakal kadar bir tümör vardı beyninde. Selim bir tümör. Ama o bölge kişilikle ilgili bölge. Ya, ve ameliyattan çıktı. Kadıncağız yani inanılmaz galiş küfürler ediyor. Yani hayatınızda duymadığınız küfürler yani böyle. Yani insan inanamıyor bu kadıncağız nasıl böyle küfürler ediyor diyor. Ve yani herkes tabii şok vaziyette. Yani çocukları falan yani. Ve kadın bir başlıyor yani herkese dümdüz gidiyor. Yani 3 ay sonra tabii kontrole geldi. Tabii kıpkırmızı bir yüz. Video falan da çekmişler. Yani hocam ben çok özür dilerim sizden. Ben böyle bir insan değilim. Ay berbat yani, bir şey ama. Biliyorum dedi böyle bir insan olmadığınızı. Yani bu mesela bunun tersi de söz konusu. Çok neşeli bir insan içine kapanık olabiliyor. Ama bunlar genelde geçici oluyor. Yani bizim yaptıklarımızda. Veya hep o örneği de veriyorum. Bir tam konuşma merkezinin üzerinde bir tümör ameliyat ettim. Uyanık ameliyat yapıyoruz o hastaları. Onu soracaktım. Zaten oradan aklıma gelmişti. Evet uyanık yapıyor musunuz diye. Uyanık yapıyoruz evet. Özellikle konuşma merkezi üzerinde olan tümörlerde. Ve beyni uyararak bu şeyi konuşma merkezini bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ameliyattan önce bir takım çalıştırıyoruz onları. Yani kartonlarda işte bir at resmi gösteriyoruz, bir saat resmi, bir gözlük resmi ve hasta bunları söylüyor. Bu bir attır, bu bir gözlüktür, işte bu bir saattir, bu bir evdir. Ve ameliyat sırasında da bizim nöromotorizasyon yapan arkadaşımız onu soruyor ona. Hı hı. Ve bazen tabii o bozuluyor. Bozulunca anlıyoruz ki konuşma merkezine geldik. Hı hı. Konuşma merkezine yaklaşıyoruz. İşte bekliyoruz vesaire. Şimdi bu hastada da böyle sorarken ki bir akademisyen, Almanya'da yaşayan, birkaç dil konuşabilen bir Türk akademisyendi. Bir anda konuşamamaya başladı hasta. Ve işte bu bir ev diyecek, bu falan gibi konuşmaya başladı. Benle beraber çalışan uzman arkadaşım dedi ki hocam Almanca soralım mı dedi. Almanca biliyordu. Tamam dedim. Almanca'da bir eksiklik yok. İngilizce sorduk. İngilizce de gayet güzel. Ay, çok biz enteresan. Tümörü, devam ettik biz tümörü çıkartmaya. Nitekim uyandığı zaman Türkçesi yoktu adam. Türkçe konuşamıyordu ama Almanca ve İngilizce gayet akıcı bir şekilde konuşuyordu. O 1-2 ay içinde düzeldi. Yani Türkçe de geri geldi. Ama mesela o olmasaydı ben belki bırakırdım, devam etmezdim. Yani Almancayı konuşamasaydı, Almanca söyleyemeseydi. Bir de Almanca orada soru sormak aklınıza gelmiş ekipçe bir. İkincisi evet, oradan evet, soran evet. biri çıkmış yani. Hani evet, Almanca. Evet, ha, siz Alman, tabii İstanbul erkek mezunusunuz evet, değil mi ama? O da benimle çalışan doçent arkadaşım da İstanbul erkek liseliydi. O oradan hemen atıldı, Almanca sormaya başladı ve hakikaten çok etkileyici bir durum oldu bizim için de. Yani daha önce görmemiştim.
Ay evet, çok enteresan. Şu anda işiniz benim için iki kat enteresan oldu. Peki yetenek çıkıyor mu? Yani şöyle bir şey, yine Oliver Sacks kitaplarında çok vardır. Birden işte bir ameliyat geçirir ve yeteneği ortaya çıkar. Müzikle ya da resimle ilgili olur gibi bir şey. Bir de işte karısını şapka sanan adam örneğindeki evet. gibi, işte yüzleri tanıyamıyordu adam orada da. İşte karısının yüzünü şapka zannediyor. O yüzünü tanıyamıyor. Sadece sesinden tanıyordu insanları. Gibi gibi vakalar yani, var. Demek evet, ki beynin farklı şeylerinden. Ben ona şahit olmadım. Yani o güzel olurdu tabii. Yani öyle değil bir şeye becerebilseydik. Yani mesela bir dokunup İngilizce konuşu hale getirip bir dokunup Picasso yapmak falan. Tabii. O bence varsa oluyor zaten. Beyni bilmek nöroscientistlerin işi, nörobilimcilerin işi. Evet. Tabii ki bizim de işimiz, ama bizim yani temel işimiz beyne zarar verecek bir tümörü ona zarar vermeden nasıl alır? İşte beyin kanamasına yol açacak bir şeyi nasıl bertaraf ederiz? Yani biz aslında iyi bir teknisyeniz yani. Biz mikroskop altında mikro cerrahi yapan çok ince, yani bir saat ustası gibi yani kuyumcu gibi biz böyle bir el işi yapan insanlarız bir yandan da. Ya tabii, ne kadar basitmiş gibi anlattınız da çok tatlı. Ya peki bu Elon Musk'a ne diyorsunuz? Dünyanın ilk beyin implantını yaptığını söyledi işte çok yakın zamanda. Evet. Çip demiyor kendisi buna, ama insan beynini doğrudan bilgisayara bağlayacağını düşünüyorlar. Siz bakınca ne gördünüz orada? Ya şimdi beynin böyle bir alanı var aslında. Yani bu yeni bir şey değil. Oradaki tek yeni gibi gözüken, ki o da yeni değil. Yani bunu Bluetooth'la ya da wireless bağlayacağını söylemesi benim görebildiğim. Yoksa düşünceyle bir takım komutların bir takım yerlere iletilmesi yapılan bir şey. Hatta bir örnek vermek gerekirse, bir omurilik felçlisi olan bir hasta Brezilya'daki Dünya Kupası'nda başlama vuruşunu yaptı. Yani bir takım takılan, beyne takılan çiplerin omuriliğe bir takım elektrik kablolarıyla diyeyim uzatılmasıyla düşünerek ayağını hareket ettirebildi. Yani bu yapılan bir şey biyomedikallerde, ama bunun bir tık üstüne geçmiş benim anlayabildiğim. Yani Parkinson hastalarında mesela piller takılıyor uzun zamandır. Beyin cerrahisinin böyle bir alanı var, fonksiyonel nöroşirurji dediğimiz. Ve bu bir takım psikik hastalıklarda bunları yapıyorlar. Beynin belli bölgelerine elektrot takıp oraları uyararak, mesela işte obsesif kompulsif bozukluklarda yarar sağlanabiliyor. Hareket bozukluklarında mesela böyle sürekli hareket eden çocuklar vardır, distoni. Yani kendini durduramaz, eli kolu bacağı. Onlarda faydası oluyor. Ama bu biraz daha öteye geçen bir şey yapıyor anladığım. Artık bu insan makine interfeysi bu gelişiyor giderek. Yani önümüzdeki yani yüzyılın ikinci yarısında herhalde çok daha büyük gelişmeler göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, umarım biz de görürüz. Yani ben beynimin limitini çok kullanmak istiyorum aslında. Yani mesela Limitless diye bir dizi var, filmi de vardı aslında. Yani işte adam bir hap alıyor ve beyninin bütün kapasitesini kullanabiliyor. Yani ekstra dışarıdan bir şey almıyor. Sadece kendi beynini kullanıyor. İşte bütün öğrendikleri, bütün gördükleri ve onu tam kapasite kullanınca süper insan oluyor. Yani ve şahane bir bilim kurgu gibi geliyor ama bana aslında. Nilay Hanım, ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani hap almaya gerek yok. Nasıl yapar? Var mı formülü? Formülü bir defa biraz geri gidin. Mesela Dostoyevski'yi düşünün, Karl Marx'ı düşünün. Ya bu insanlar deliler gibi kitap okumuşlar. İnanılmaz mum ışığında yani yazdıkları kitapları düşünün. Rönesans sanatçılarını düşünün, yaptıkları. Yani
Biz zaten çok fazla kapasitemiz var ve kullanmıyoruz bunu. Aslında hani siz demin bana sordunuz ya, nasıl yapıyorsunuz denizi falan, nasıl yetişiyorsunuz? Bu istemekle ilgili. Yani istediğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yani hani zamanı değerlendirmekle ilgili. Ve inanın bana, yani bir sürü zamanı boşa harcıyoruz. Evet, yani yapmak istedikten sonra ve yaptıkça da gelişiyor insan. Hani ben denizci değildim, işte öğrendim denizciliği gide gele gide gele. Yani yaptıkça öğrendim dünyanın en zor denizlerine de gittim. Ben yazar değildim yani. Şimdi Türkiye'nin en çok okunan bir internet sitesinin yazarlarından biri oldum. Yani insan yaptıkça oluyor yani. Ama iyi bir okursunuz. Zaten dikkatli ve meraklı birisiniz. Anladım, çocukluğunuzdan beri. Çocukluğumdan beri okuyorum. Çok çok okurum. O önemli yani. Onu da herkese tavsiye ediyorum. Yani okumak hakikaten bu hayatta bana verilen en büyük armağan yani. Ailemin verdiği en büyük armağan diye düşünüyorum. Mesela, onlar da çok okurdu. Evet. Özellikle onu söyleyecektim ben de. Selçuk Şirin'le bir Nasıl Olunur bölümü yapmıştık. O da bütün ailelere kütüphane, kitaplık tavsiye etmişti. Çünkü çocuk ailesinden görerek özeniyor. Sadece onu oraya koyun demiyorum. Siz de okuyun diyordu. Mesela sizin de hayatınıza bakınca işte anneniz, babanız, ablanız hatta. Allah rahmet edesin. Yani herkes okuyormuş. Bu çok değerli bir şey. Siz bayağı şiirde okuyorsunuz, edebiyatta okuyorsunuz. Bunlardan yararlanarak belki işte nasıl olunur formülleri şimdi size soracağım ama diyorsunuz ya, hasta yakınlarıyla konuşuyorum. Yani çocuğu hasta olan bir anne babayla konuşmak da aslında yani şiir yazmak kadar zor muhtemelen. Değil mi? Kesinlikle. Aslında bakın, ben hep öğrencilerime, asistanlarıma da onu söylüyorum. Bana göre iki tür doktor var. Tabii yani o kadar basitçe kategorize edilmeyebilir ama yani anlatma açısından bir tanesi, yani iki tane iyi doktordan bahsediyorum. Bir tanesi hastalığa odaklanır ve o hastalığı tedavi etmek ister. Yani işte bilimin en son işte ne aşamaya geldiyse o aşamadaki noktaları, hatta daha ileri aşamalarını, bütün yani enerjisini, gücünü çalışır gece gündüz. Çok iyi doktordur. Hani bu televizyon dizilerinde falan böyle görürüz. Sert, işte kimsenin çözemediğini anında çözer tak diye. Yani bu bir karakterdir. Bir de benim gibi olan doktorlar var. Ben o insanı iyi etmeye çalışırım. Hastalığı değil. Yani benim için insan önemlidir. Yani o insan da bir sosyal varlıktır. Yani yalnız bedeninden oluşan bir varlık değildir. Yani işte bir ailesi vardı, işte etrafında ilişkileri vardı, işi vardı. Yani yalnızca o hastalığı iyi etmekle iş bitmiyor yani. Bundan sonraki hayatı ne olacak? Nasıl olacak? Bu hastalıkla nasıl baş edecek? Çünkü her insan farklıdır. Yani bir kısmı daha güçlüdür, bir kısmı hastalık konusunda daha hassastır. Kolayca korkar mesela insanlar, haklı olarak. Tabii. Yani o korkuyu bertaraf etmek lazım. Çünkü ama siz direkt hastalığa odaklanırsanız o zaman işte tümör, ver ben bu tümörü çıkartacağım ne olursa olsun. Ama işte orada bir komplikasyon olur. Mesela yüz felci olursa ne olacak yani? Bir düşünün ki bir hanımda bir yüz felci oldu. Bunun olmaması lazım ya da, değil mi? Hani bunları düşünmek lazım. Tabii. Ama siz yalnız hastalığa, yalnız oturmaya odaklanırsanız gözünüz başka şey görmez. Yani insanlar mesela sinemaya gider, işte bakkala gider, alışveriş merkezine gider, çıkıp yürüyüş yapar. Ama kimse hastaneye istediği için gitmez. Evet. Yani kendi iradesi dışında gider, mecbur olduğu için gider. Yani hastaneye biz hasta olarak gelen insanların hiçbiri gönüllü değildir. Hepsi tedirgindir yani, neyle karşılaşacağım, ne olacak, işte bedenime bir şey mi sokacaklar, beni kesecekler mi, işte kan mı alınacak, iğne mi yapılacak, hep o tedirgin. Dolayısıyla biz yani o bu ruh hali karşısında onları rahatlatacak bir pozisyonda olmamız lazım hekim olarak. Hastalarımızla iletişim meselesi de ayrı bir ders olarak bence okutulmalı. Yani insanlara nasıl davranılacağı, nasıl
o durumun yönetileceği, yani yalnızca hastalığın yönetimi değil ama o insanla ilişkinin ve ailesiyle ilişkinin de nasıl yönetileceği bence ders olarak okutulmalı. Ben yani çok tıbbın özel bir alanında ders anlatmama karşın hep öğrencilerim her derste bunu anlatmaya çalıştım. Söyledim yani insanlara işte siz diye hitap edin insanlarla konuşurken. Şimdi tabii pandemi bunu engelledi ama eskiden mutlaka dokunun diyordum insanlara. Yani hani bir yani şöyle bir omuzuna dokunursun. Şimdi yeni dünyada bu biraz zor ama yani o telsel temas da önemlidir. Yani bak tamam ben buradayım, yanındayım ya, tabii şeklinde. Sizin Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu ile ilgili yazdığınız bir şey okudum. Okudunuz mu? Evet, pandemi nedeniyle ilk kaybettiğimiz doktor değil mi aslında? Siz şöyle yazmışsınız. Cemil abi iyi doktordu ama daha önemlisi büyük insandı, güzel insandı. Tüm bu vasıflara sahip olmak kolay değildir. Öğrencinin, hastanın, müstahdemin, meslektaşlarının hepsi tarafından sevilip sayılmak. Yolumuzu aydınlatan insanlardan birisiydi. Çok hekimin mentoruydu demişsiniz. Ya benim de ne kadar hoşuma gitti. Haklısınız. Yani sadece işte hastalıkla uğraşmak değil, herkesle iletişim kurmak ve sevilmek çok zor bir şey aslında. Yani yani Cemil abi hakikaten yani müstesna bir insandı. Ve her şeyleriyle ilgilenirdi hastasının. Yani bana hasta gönderirdi. Ve onu 50 defa arar sorar. Ne oldu, ne bitti. Yani hiç kendisiyle alakası yok. Yani bir tarihte tedavi etmiş onu. O kadar. Ama hani ne yaptın Talatçım, ne oldu, ne etti. Herkese yardım etmeye çalışır. Gerçekten çok çok büyük bir kayıp oldu yani. Ben de öyle olmaya çalışıyorum. Hep hayatımda hep de öyle olmalarını benden gençlere tavsiye ediyorum. Yani bence gerçek hekimlik o. Hatta bazen diyorum ki bir tanesi doktorluk, bir tanesi hekimlik. Biraz kelime oyunu yapıp hekim olan biraz daha işte böyle insani yönü de ağır basan, işte düz doktor olan yalnızca demin tarif ettiğim hastalıkla mücadele eden doktor tipi. Peki size şimdi klasik sorumuzu soracağım ve bir açıklamayla sormak istiyorum bu nasıl olunur sorusunu. Şimdi demin size beynimizi aslında nasıl kullanırız, şu o dizideki beyni tam kapasiteyle kullanmaya çok özeniyorum dediğimde siz de dediniz ki aslında kullanabiliriz. Ama bir taraftan da Türkiye'de yaşıyoruz, hepimizin kalbi kırık ve bu bizi biraz yavaşlatıyor. Yani ben mesela bir şeye konsantre olsam, sadece o alanda çalışsam, kendi alanımda çalışabilsem muhtemelen çok daha iyi olacağım kendi alanımda. Yani sizin örnek verdiğiniz dahi insanlar ya da çok yetenekli insanlar diyelim, hepsinin dahi olması da gerekmiyor. Onların dönemi de çok rahat değildi. Herkesin belli bir sorunu vardı ama şimdi bir iletişim çağındayız. Herkesin sorunu bizim de sorunumuz ve biz de buradayız diye bir tepki de vermemiz gerekiyor bazen. Biz modern duyarlılıklara sahip insanlar olarak diyeyim. Şimdi siz de öyle bir insansınız. Ben size şimdi dışarıdan bakan bir insan olarak söylüyorum ya da ortak arkadaşlarımızla muhabbetlerimizden söylüyorum. Duyarlı bir insansınız. Hayata duyarlısınız ve hayattan keyif almayı da bilen bir insansınız. Bütün bunların ışığında kötü günde görüyorsunuz, insanların kötü günlerini de görüyorsunuz, Türkiye'yi de görüyorsunuz ve bunu değiştirmek için işte Cumhurbaşkanı'na mektup yazınız da var mesela. Yani yaşamın ne kadar değerli olduğuna dair çok etkileyici, kendi kaybınızı, ablanızı erken kaybetmenizle yaşadığınız şeyi de anlatarak bir şey yazmışsınız. Duyarlı bir güzel Türkiye vatandaşısınız yani bu. Anlamda dışarıdan size baktığımda pek çok denge görebiliyorum. Siz neler söylemek istersiniz bize? Nasıl olunur? Şimdi tabii her insan bir çağa doğuyor. Yani bunu seçmek elimizde değil. Yani ben bu günlerimi düşünürken İkinci Dünya Savaşı'ndaki Almanları hep düşünüyorum. Biraz Alman kültürü de aldığım için. Yani onların yaşadıklarını düşünüyorum. Onlar da o çağda yaşamışlar. İşte Nazizmi görmüşler.
Biz de bu çağda yaşıyoruz ve böyle bir dönemde yaşıyoruz. Benim yani Türkiye'de üstünde en hassasiyetle durduğum şey, bir defa toplumsal barışı çok önemsiyorum. Yani biz çok ayrı kamplara savrulan bir toplum olduk. Ve insanlar yani birbirinden nefret ediyor ve kolayca birbirine zarar verebiliyor. Yani sözlü olarak veya fiziksel olarak, yani sosyal medyada bir bakıyorsunuz, yani insanlar o kadar kötü şeyler söyleyebiliyorlar ki, mesela bir tecavüze uğramış kız hakkında çok kötü konuşabiliyorlar. Yani büyük bir kabahat yok o zavallının. Veyahut işte yolda kendisine yol vermedi diye gidip hamile kadının arabasının üstünde tepinip camını falan kırabiliyor. Yani bunlar, nasıl böyle bir toplum olduk, nasıl böyle bir noktaya geldik, ayrı bir konu tabii. Ama ben yani öncelikle bir defa bir o toplumsal barışı sağlamamız gerektiğine inanıyorum ve gerçekten yani bu iyi değerleri paylaşan geniş bir kitle de olduğunu düşünüyorum. Yani her ne kadar bu toplum bölünse de gene bir feraseti olduğunu, içindeki büyük çoğunluğun yani bir ses verdiğiniz zaman o sesi duyabileceğine inanıyorum. Hatta bana bazen diyorlar ya, sen yazıyorsun ama işte yalnızca senin mahallendekiler okuyor. Öyle değil. Yani bana öyle e-mailler geliyor ki, başka insanların da, başka mahalleden de insanların okuduğunu görüyorum. Demek ki tam iletişimimiz kopmamış. Bir defa buna gayret etmeliyiz. Onun dışında ben hep bir gezegende yaşadığımızı anlatmaya çalışıyorum herkese. Yani işte Türkiye, Yunanistan, Doğu Akdeniz'e gerginlikler, biz bir gezegende yaşıyoruz. Yani gezegenin, istesek de istemesek de, dünya gezegeninin bir parçasıyız. Yani diğerleri Sunni. Yani işte burada doğmuşuz, Türk olmuşuz. Öbür tarafta da olsan Kürt olacaksın. Öbür tarafta da olsan işte Yunanlı olacaksın veya Arap olacaksın. Ama rastlantı yani bu. Hani bizim vasikanımız falan yok yani. Kimsenin yok zaten. Yani dünyada herkesin. Aa, yok mu? herkesin kanı neyse o. Ben yıllardır yani 50-60 milletten insan ameliyat ettim yaklaşık. Hepsinin kanı aynı akıyor. bir farklılık yok yani. Ve biz dünyalıyız ya. Bunu anlamamız lazım. Yani barış ne kadar önemli. Yani biz niye Yunanistan'la kavga ediyorsun? Ben Ege adalarını tırım tırım gezdim hepsini. Biliyorum, şimdi gidemiyorum Ege adalarına. Bu ne kadar kötü. Bizim için kötü, onlar için kötü. Onların turizmi öldü. Yani niye kavga ediyoruz? Ne var? Yani oturup konuşamayacak, niye savaş gemilerini yolluyoruz bir yerlere? Yani bir oturup konuşmak bu kadar mı zor yani, bir araya gelmek? İşte hani onları anlatmaya çalışıyorum. İşte mesleğimden de gelen bir tabii insan sevgisi var. Ama enseyi karartmamak lazım diye düşünüyorum. Bir tane hayatımız var. Sonrasını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu hayattan olabildiğince hani iyi yaşamaya çalışmak lazım. İyi neyse tabii, herkes için bu iyi değişir. Ama can da kıymetli zaten işte. Siz en çok gören insanlardan birisiniz değil mi yani? Evet ve inanın yarın ölebiliriz yani. Çok hem çok güçlüyüz hem çok kırılganız. Bakın bu pandemi bize gösterdi yani. Cemil abi iyi yüzücüydü, sporcuydu. Yani hiç insanın aklına gelmez böyle bir virüsten öleceği. Ama kaybettik yani. Bir anda ne olacağını bilemiyorsunuz. Onun için hayatı güzel yaşamaya çalışmak lazım. Yani bu güzel illa maddi şekilde güzellik elde etmek anlamında söylemiyorum. Yani bir kitap okumak da büyük bir zevk veriyor bana. Yani zaten de hani kendi adımı çok böyle basit sayılabilecek bir hayat yaşıyorum. yani bu Antarktika'dan döndükten sonra bütün gravatlarımı, takım elbiselerimi attım. Uzun zamandır 3-4 tane kot pantolon ve işte 10-15 tane tişörtle yaşıyorum. Hiçbir şey de kaybetmedim. Kızımız için nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz?
Valla Ezgi biraz önce buradaydı. Ben o yetişirken hep onu bir dünya vatandaşı olması gerektiğini söyledim. Bu topraklarda doğdun, buranın kültürünü aldın ama neticede senin yani hayatını geçireceğin yer Planet Earth dedim. Onun için Güney Amerika'da da iş bulabilirsin, Afrika'da da iş bulabilirsin. Kendini öyle yetiştir, öyle yaşamaya çalış dedim. Kitap okumayı tabii söyledim. O da rahmetli ablam gibi çok hızlı okuyabiliyor. Öyle bir yeteneği var Allah'tan ve çok çok fazla okuyor. O işte doğacı, çevre zaten işi çevre, çevre ekonomisti. Oh, ne güzel. Kadın meselesiyle çok uğraşıyor tabii. Yoga ile ilgili yeni bir kitap çevirdi yoga ile ilgili. Her yere yetişmeye çalışıyor da benim gibi. Bence bu yeterli çünkü yani ben öyle bir insan değilim aslında tabii örgütlü olmak lazım. Örgütlerde, partilerde çalışmak yani sonuçta örgütlülük önemlidir. Ben biraz daha bireysel olarak işler yapıyorum hayatımda. Evet ben böyleyim yani. Vallahi nasıl beyin cerrahı olunur aslında tam Tamam, yani anlatmadım nasıl olunur yani, onu biraz herhalde okuyarak ve çok merak ederek, o işi size. yapmak isteyerek olunur diye düşünüyorum. Yani en azından bu programı dinleyip de beyin cerrahı olmak isteyenlere şunu söyleyebilirim. Yani böyle bir arzunuz varsa çok iyi bir beyin cerrahı olmak için beyin cerrahı olun. Yani sıradan bir beyin cerrahı olmayı kabul edemiyorum. Çünkü gerçekten insan hayatı işin ucunda. Bu da inanın acayip çalışmayı gerektiriyor. Yani hakikaten gece gündüz çalışmayı gerektiriyor. Çünkü iyi olabilmek için. Hani onu göze almak lazım. Bugün tabii çok imkanlar var. Yani müthiş internette istediğiniz her ameliyatın videosunu bulabiliyorsunuz. Yani oturup saatlerce seyredebilirsiniz. İmkanlar çok ama gerçekten çok çalışmak gerekiyor ve çok fedakarlık gerektiriyor. Kadınları özellikle cesaretlendirmek istiyorum. Bizim mesleğimiz ben başladığımda kadınlara kapalı bir işti. Yani çok çok az sayıda kadın vardı. Şimdi büyük bir mutlulukla görüyorum ki bu sayı çok artıyor. Hem dünyada hem Türkiye'de. Yani zor ama kadınların yetenekli olduğunu düşünüyorum mikro cerrahi konusunda. Yani hani dinleyen kadınlar varsa çekinmesinler. Evet yani güzel bir iş ama inanın dünyanın her yerinde ben beyin cerrahıyım dediniz mi böyle insanlar durur bir size bakarlar. Zaten tek güzelliği de başka bir şey var mı bilmiyorum. Yok işte, insan hayatı kurtarıyorsunuz, daha ne yani. Yani bir beyinsel hastalığı olanlara da hani bir mesaj vermek isterim ki yani gerçekten korkmasınlar. Yani hani bazen soruyor aslında kafamı mı açacaksınız diyor. Ben diyorum ki 30 yıldır açıyoruz. Kapamadığımız hiç olmadı. Yani hani merak et. Yani o kadar korkutucu bir iş değil yani hakikaten. Oldukça iyi yapılan bir iş ve Türkiye'de de kıvançla söyleyebilirim ki beyin cerrahisi çok ileri. Yani dünyanın en ileri 4-5 ülkesinden biri beyin cerrahisi konusunda. Ya bunu neye Evet. bağlıyorsunuz? Yani belki Gazi Evet. Yaşargil'den kaynaklanabilir. Çünkü Gazi Bey birçok şeyi başlatırken bizim hocalarımız yani bizden 2 önceki nesil onun yanına çok gittiler. Belki onunla alakalı. Ama gerçekten hem Türkiye'de hem Amerika gibi Almanya gibi ülkelerde de çok başarılı beyin cerrahları, Türk beyin cerrahları var. Ve bu network'ü de biz işliyoruz yani. Genç arkadaşlarımız gidiyorlar. Yurt dışındaki Türkler hep kapıları açık oluyor. Burada da
gençlere biz hep tabii açığız. Dolayısıyla yani Türkiye'de hakikaten araştırmada biraz zayıfız. Tabii o biraz para işi. Ama cerrahi teknik olarak, ameliyat başarısı olarak hasta zenginliğimiz çok tabii. Gerçekten hani ben bayağı iyi biliyorum dünyayı. Dünyanın birçok ülkesinden daha iyiyiz. Yani güzel. Onun için insanlar rahat etsin. Kafalarında bir şey olursa çekinmesinler kendilerini. Türk Bey'in cevaplarını emanet edebilirler. Ne kadar güzel güleç bir şekilde bunu söylemeniz. Yani insanı içini rahatlatıyor. Bir su evet, serpiyor evet. İnsanın. Tabii. Yani ben Türk Nöroşirurji Derneği Başkanlığı da yaptım. Yani iyi biliyorum Türkiye'yi de. Gerçekten çok çalışkan, çok meraklı, iyi cerrahlarımız var. Bu da beni çok mutlu ediyor yani. Şahane. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şahane. Yani ne güzel. İnşallah bu programı dinleyen, mesela çok genç ve tıp okumak isteyen bir insan beyin cerrahı olmak istesin. Ne kadar güzel olur değil mi? Yıllar sonra konuşuruz tabii, mesela. Tabii. Bana yazabilirler, mail atabilirler. Mailimi T24'te de yazıyor yazılarında. Evet. Şahane, ne güzel. Orada da bulabilirler. Yani bana yazılan her maile cevap vermeye çalışıyorum. Yani hani ilgisi olup merakı olan yazarsa cevap veririm. Şahane, çok güzel oldu ya. Yani ben belki eksik bıraktım mı, siz bana söyleyin Talat Bey. Çünkü sizin alanınızı bilmediğim için belki doğru sorular soramıyorum ama... bence çok güzel bir sohbet oldu. Bir genel şunu yapmaya çalışıyorum. Yani bazı insanların o alanlarına çok giremiyorsak da, çok anlamıyorsak da yine de sizin büyük bir hayat tecrübeniz var. Hepimiz bunu dinleyen insanlar mesela beyin cerrahı olmak istemeseler de, beyinle ilgilenmeseler de, cerrahiyle ilgilenmeseler de sizin tecrübenizden mutlaka bir şeyler öğreniyorlar. İşte insana yaklaşımınızdan, ne bileyim o kadar yoğun bir cerrah olup da başka işlerle de ilgilenebilen bir insan olmanızdan mesela, değil mi? Bu bile, hobileri olan bir insan olması bile bu kadar yoğun bir insanı ama bence çok hoş. Önemli. Evet. O çok önemli. Yani özellikle hekim olacak dinleyicilerinize onu özellikle söylüyorum. Sırf hekimler için değil tabii, herkes için geçerli ama yani hayatta başka alanlar da olmalı meslek dışında. Bu bizi zenginleştiriyor. Kendi mesleğimizi de daha iyi yapmamızı sağlıyor bence. Öbür türlü zaten bir uzmanlık çağındayız ve artık yani uzmanlığın uzmanlığı şeklinde o kadar içimize kapanıyoruz ki dış dünyayı iyi göremiyoruz. Ama yani bu hobi dediğimiz şey işte kitap okumak olabilir, müzik aleti çalmak olabilir, resim yapmak olabilir, gezmek olabilir, yani dünya kadar şey olabilir. Yani bunu yapanların daha mutlu olduklarını söyleyebilirim. Yani en azından benim gördüklerim öyle. Ben kendi adıma da çok çok mutluyum yani. Başka işleri de yaptığım için. Ben de kendi adıma öyle biriyim ve sizi de öyle görüyorum. Onun için de sizi konuk etmek özellikle istedim. Yani böyle de insanlar var programı da aslında bir taraftan da bu. Çok teşekkür ediyorum ya, değerli katkınız ve tatlı ben sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun beni davet ettiğiniz için. Bugünlerde uzaktan yapıyoruz. Aslında Talat Bey'le çok yakınlardan konuşuyoruz aslında mesafe olarak ama. Aramızda çok az var. Evet, yine de böyle telefonla yaptık. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki nasıl olunlara konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim İlhan. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın.